Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Evet, daha önce bildiğiniz üzere Bekir amcayla bir röportaj yapmıştık. Çok beğenildi. Ve ikincisi istendi. Sürekli yorumlarınızda ikincisini istediğinizi ifade ettiniz. Şimdi Bekir amcayla tekrar biz buluştuk, bir araya geldik. Şimdi ben Bekir amcamıza birkaç soru soracağım. Erdoğan'la ilgili bazı anıları var. Onları size anlatacak. Bekir amca, Erdoğan'la ilgili hani biraz önce demiştin ya bize. Evet. Kimliğimiz. Şiir okuduğundan dolayı hapse atılırken Evet. bazı olaylara şahit olduk demiştin. Evet. Ve bir İslami yazar, şu an ismini unuttum. İslami yazar birinin şiirini okuduğu için Tayyip Erdoğan cezalandırdılar. 4 ay ceza verdiler. Mübarek Türkiye Cumhuriyeti Ağır Ceza Reisleri, mübarek kere mübarekler. Bana dediler ki ben Bağcılar'da parsellerde torunlar giyimin sahibiydim. Bir iş yeryazım vardı. Bana dediler ki sen bu Tayyip Erdoğan'a oy verdin. Çok iyi dedin. Nasıl iyi ki bu? Bak şimdi kötülükler yapmış, hapishaneye götürüyorlar dediler bana. Bu diyenlerin hiçbirine ben kanmadım. Vicdanım, imanım ne götürüyorsa onun peşine düştüm. Ben Tayyip'in peşine hapishaneye atılırken gittim. Hapishaneye attılar. Yalan olmasın. Bu koğuş Tanju Çolak'ın koğuşu dediler. Yalan olmasın. Evet. Mercedes Çençin'den mahkum yatan ünlü futbolcumuz Tanju Çolak'ın koğuşunu attılar. Öyle biliyorum ben. Oradan geri dönüşümüzde ben şaşırdım. Kırklareli'ye doğru gidiyormuşum ben. Sapıtmışım. Arkadaşlardan biri çenemi salladı. Ne yapıyorsun sen dediler. Tamam adamı hapishaneye attık dönüyoruz. Geri döndük. Bu 4 ay cezayı yattı bu adam. Mübarek reislerin, ceza kesenlerin verdiği cezayı yattı bu adam. Çıktı. Çıktıktan sonra parti kuracak bu adam. Parti. AK Parti'yi kuracak. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu adama parti kurmayı vermediler, yasakladılar. Benim aklım böyle yürüyor. Okula gitmedim. Lüks konuşmayı falan bilmiyorum. Böyle konuşuyorum. Halk diliyle. Adama parti kurdurmadılar. Kurdurmayınca Siirtli olması lazım. Siirtli. Bir iş adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iş adamı. Bunu çağırdı Siirt'e. O da adaydı. Parti kuruyordu. Ben kurmuyorum. Çekiliyorum. Bildiğim bu. Benim. Sen buradan adayını koy dedi. Siirt'ten koydu adayını. Ve kazandı. Tayyip Erdoğan. Kazandı. AK Parti'nin başkanı oldu. Seçildi. Seçimlere girdi. Başbakan oldu. Tayyip Erdoğan. Muhtar bile olamaz dediler. Muhtar bile olamaz dedikleri Tayyip Erdoğan Bir İmam Hatipli. bir imam hatipli. Daha İmam Hatip'in birinci sınıflarındayken hocalarından İmam Tayyip unvanını alan Tayyip Erdoğan o sınıfı bitirdi, 5. sınıfı, kaçıncı sınıfı bitirdiyse Kasımpaşa Gençlik Kolu futbol oynadı bildiğim. Ben futbol oynamadığım için
tamamını söyleyemiyorum, böyle söyleyeyim. Evet. Tayyip Erdoğan oradan beri Kasımpaşa Gençlik Kolu Başkanı oldu. Gençlik. Çalışıyor. Gidiyor. Oradan beri giderken efendime söyleyeyim, Kasımpaşa'dan adayını koydu. Kasımpaşa Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul vilayetinin belediye başkanı oldu. Tayyip Erdoğan. Ama bunu böyle biliyorum ki Tayyip Erdoğan her sabah kalkışında anasının, rahmetlinin kabul edilmiş, Allah'ın yanında kabul edilmiş duaları vardı. Tayyip Erdoğan'ı doğuran anne Allah'ın kabul ettiği duaları nasip etmişti ona. Babası da öyleydi. Evet. Babası Şilep kaptanıydı. Tayyip Erdoğan'ın babası Şilep kaptanıydı. Benim bildiğim. Neticede başbakan oldu. Nasıl olduysa işte böyle bu milletin seçimiyle, bu milletin sevgisi, saygısıyla bu memlekete cumhurbaşkanı oldu. Şimdi benim görebildiğim bu memlekette elif cüzü çiğnenirken, bu memlekette Kur'an-ı Kerim'i çöpe atarlarken, babamın mushaf, kelam-ı kadim, kitap, kaç tane, 4 tane deyimi vardır Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Tiraboğlu'nun Bağlı köyünde, benim doğduğum köyde, bu Kur'an düşmanları geldiği vakit Kur'an-ı Kerim'i biz attık. Meğerse tuvaletler bahçedeydi. Dışarıda Kur'an-ı Kerim tuvalete düştü. O Kur'an-ı Kerim'i biz oradan göç ettik. Düzce'ye geldik. O Kur'an-ı Kerim'i biz oradan Kanlıdere'ye soktuk, çıkardık. Kanlıdere denen bir dere vardı. Savaşta kan akmış oradan. Kanlıdere demişler. Halbuki Küçükdere ismi oranın. Düzce'ye getirdik. Orayı yıkadık göğe, dereye soktuk, çıkardık. Lekeli mekeli öyle kuruttuk. Düzce'ye getirdik. Düzce'nin Ardıç köyünde köyün çocuklarına Kur'an öğreten Halil hocamız vardı. Rüya gibi biliyorum. Halil hocamız dedi ki bu Kur'an'ın yazıları çok büyük, geniş. Bana verin. Çocuklara Kur'an öğreteyim dedi. Orada ona vermiştik biz o Kur'an-ı Kerim'i. Oradan nasıl oldu, daha ne oldu bilemiyorum. Bu olay. Kur'an-ı Kerim böyle yasak iken, ezan yasak iken, kaçak okunur iken, ezanı yasaklayan şahıs Göreli'de, heykeli de Göreli'de. Hasan Ali Yücel olması lazım. Hasan Ali Yücel. İsmet İnönü'nün Marif Vekili mi deniyordu o zaman? Marif. İsmet İnönü'nün Milli Eğitim eski evet, deyimiyle Marif Vekili. Eski deyimiyle Marif Vekiliydi. Evet, evet. Hasan Ali Yücel olması lazım. Heykeli Göreli'de. Benim anam Göreli'li. Oradan biliyorum. Evet. Neticede Adnan Menderes geldi. Kur'an-ı Kerim'i serbest etti. Evet. Elif cüzünü serbest etti. Adnan Menderes. Hatta o dönemde Kur'an-ı Kerim'i tarihe gömeceğiz diye gazeteler manşet atmış. Gazeteler manşet atarken Kur'an-ı Kerim kalkacak, yasaklanacak diye gazeteler yazarken Kur'an-ı Kerim'in serbest olmasını Adnan Menderes getirdi. Konyalı değil miydi o Marif Vekili? Hayır. Değil miydi? Girasun'un Göreli ilçesinden Hasan Ali Yücel olması lazım. İsmet İnönü'nün Marif Vekili. Evet. Heykeli Göreli'de. Benim anam
göreleli. Efendim Hayrettin Ertmen de göreleli. Efendim Adnan Menderes'in Ticaret Bakanı göreleli. Yasada da nöbet tuttum onlara. Ben. Şimdi bu işler böyleyken Tayyip'in muhtar bile olamazsın, köye çoban olamazsın dedikleri adam Tayyip geldi. Tayyip geldi ama Tayyip'ten evvel Menderes'i ne şekilde sokmuşlardı. Çok karanlık bir dönem. Karanlık geçmiş. Bir dönem. Birini söylerken birini unutuyorum. Hatta hükümet bile kurulamıyormuş. Hükümet kurulamıyordu. Çok sıkıntılı. 6 ayda bir, 3 ayda bir yıkım. İstikrar dış, yok. Dış güçler ne emrederse o oluyor. Evet. Yumruğu kuvvetli güçler. Şimdi ben, Tayyip Erdoğan geldikten sonra 16 senede Türkiye ne kadar yol kat etti? Ha. Şimdi bunları biz bir taraf edelim. Kardeş. Adnan Menderes'e bu yapıldı. Türkiye 20 yıl, 50 yıl geri gitti diyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Onu yaptınız. E peki bu arada gelen sağ görüşlü, Elif Cüz'ünü seven, bunlar hep yok etmeye çalıştınız. Kardeş bu arada Erbakan geldi. Erbakan'ın çalıştığı fabrikayı ben biliyorum. Doğut Humboldt Margulis. Buranın yönetim amiriydi Erbakan. Yeter gavura hizmet ettiğim dedi. Vatanına geldi. Erbakan'ı da dünyaya geldiğine pişman ettiniz. Maalesef. E kardeş şimdi gelelim şurasına burasına. Özal geldi. Ben Özal'ın ailesini, sülalesini çok iyi tanıyorum. Ben. Özal iyi bir ailenin çocuğuydu. Özal ne şekil gitti. Sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yeter. Bu millete yapılan yeter. Ha Özal'dan sonra efendim Tayyip Erdoğan geldi. Utanmadan, sıkılmadan boyuna hakaret edersiniz. Boyuna bu işlerin peşinde gidersiniz. Bana sorulursa ben bir Türk çocuğum. İsmim Bekir benim. Berk değilim ben. Ben Berk'e boğulurken kurtardım Ren Nehri'nde. Bana belge verdiler. Belgem var elimde. İnsanlık övüş madalyam var. Tayyip Erdoğan bunu gördü. Partiye telefon etti. Bana partiler, parti kartım geldi cebimde. Evet. Orayı göstermek gerekiyor mu? Göstermişsin zaten. Bir önceki videoda var. Var mı? Var var. Şimdi benim bildiğim Türkiye'de birileri var. Kendi evini kendisi bombalıyor. Babasına, dedesine kızıp kendi evinin temel direklerini kendisi yıkan, bozan birileri var. Fakat muvaffak olamayacaklar. Neden? Dervişin fikri neyse zikri de olur. Fikri zikri bozuk. Bozuk. Ben bu ayağımdan yediğim mermiyi Almanya'da yedim. 6 kişi vurulduk biz. 6 kişi. Bizim gruptan ölen yok. Fakat bu şerefsiz 2 tane de Alman öldürdü, vurdu. San Paoli'de müebbet yatıyor şimdi. Şimdi bir soru soracağım sana. Onu da söyleyeceğim. Aa, başı, unutmadım. En kötü başı San Paoli'de yatanın. Hı hı. Arkadaşlarım öldürdü ve yattı çıktı. Aa, bizi de yakmadı. Silahı veren kimdi diye sordular. Silahı İtalyan Kiryako verdi. Niçin öldürdün dediler. Canımızdan bıkmıştık dedi. Haraç vere vere dövle dövle. Canımdan bıkmıştım öldürdüm dedi. Bu arada ben orada çok laçka yaptım. Kesin dönüşüm. Hani korkar oldum herkese ifade vermekten. Kesin döndüm. Türkiye'ye geldikten sonra da Tayyip'in bu olayları başladı. Yevmil kıyamete kadar ifade vereceğim. Menderes'ten, Dinim'den, Tayyip'ten, Özal'dan ve ifade vermekten bıkmayacağım, korkmayacağım. Neden?
Bu memleket kafir memleketi değil, Müslüman evet. memleketi. Benim adım Bekir, ben Keleşoğlu, Molla Mustafa'nın oğluyum. Şimdi bu düşüncelerinden dolayı bir önceki videoda din düşmanları, İslam düşmanları hani bazı kötü yorumlarda bulunmuşlar sana karşı. Ha. Gerçi sen bunları umursamazsın biliyorum seni ama bunlar hakkında ne dersin? Yani senin hakkında kötü düşünenler... Benim hakkımda kötü düşünenler, benim hakkımda kötü düşünenler kör şeytanından bulacak. Topal şeytanından bulacak. Şaşıracak, Allah şaşırttıracak. Evde gariye teyze diyecek onlar. Köy lisanımla konuşayım böyle. Köyde konuştuğum gibi. Evet. Anasına Fadime hala diyecek. Doğuştan sapık onlar. Ben sapık değilim. Benim her tarafım takma, biçme, mermi, bıçak. Hep evet. haklı çıktım, çıktım. Haklı çıktım. 9 günde beni nezarette yatırdılar. Yediğim dayak Karadeniz'e köprü olur. 9 gün sonra beraatla çıktım. Şimdi sana göre Erdoğan'ın daha ne kadar bizim başımızda durması lazım ki Türkiye süper güç olabilsin? Benim bildiğim Erdoğan, bilmiyorum benim aklımın erdiği, kaç yıla ihtiyaç var mesela? O 15, 13, 15 yıl daha bu memleketin başında kalmalı ki bunların birçoğu o zamana kadar erir, çürür. Memleket de gerçek neyse gelen gençler de anlar, bu memleket böyle kurtulur. Ben daha bu dünyada görmedim ki Yahudinin başına yeter artık, yeter diyen bir adam ben işitmedim. Peygamberlerden sonra işitmedim. Tayyip Erdoğan'dan işittim. Eyvallah. Dünya beşten büyük diyen Tayyip Erdoğan'dı. Bunu unutursam ben dinsiz olurum. Evet. Şimdi biliyorsun seçime az kaldı. Hı. Seçime giderken buradan Türk halkına neler söylemek istersin? Türk halkına şöyle söylemek isterim. Ben vicdanımla, imanımla 80 yaşımdan 5-10 gün aldım. Her tarafımda takma, biçme. Ya sağdan, oradan, buradan, Almanya'dan, terör mermisi. Hep takma, biçmeyin. Hiçbir şeyden de korkmuyorum. Yalnız bu sözlerimi Türkiye'ye söylemek istiyorum. Milletim korkmasın, çekinmesin. Gelecek torununun güzel yaşamasını istiyorsa Tayyip Erdoğan'a oy versin. Oy versin, bu hükümeti ayakta tutsun. Allah rızası için memleketi düşünen bu adam gibi birini görmedim. Ben. Eyvallah. Peki, Başkan Erdoğan'a neler söylemek istersin? Belki o da duyar, görür videomuzu. Başkan Erdoğan'a secdelere kapanıp dua ediyorum. Daha ziyade